Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kosinüs teoremi ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzda ABC üçgeninde A kenarı, B kenarı ve C açısı verilmiş. Çizersek ABC üçgeni, C açısı 60 derece, A kenarı 2, B kenarı 6, bizden istenilen C kenarı. Kosinüs teoremini uyguluyorum. Uygulamadan önce formülde kısaca bir yazalım. Evet, üç kenarımız ve alfa açımız. Alfanın yani açının karşısındaki kenar C. C kare eşittir. Diğer iki kenarın açının yan kenarlarının kareleri toplamı eksi 2AB kosinüs alfadır. Bunu her kenar için ayrı ayrı yapabiliyoruz her üçgende. Bize verilenlere göre nereden yapacağımıza karar vereceğiz. Burada 60 derece ve yandaki iki kenar verildiği için bu taraftan yapıyoruz. X kare eşittir 2'nin karesi artı 6'nın karesi eksi 2 formülde var. Kenarların çarpımı 2 çarpı 6 çarpı kosinüs 60. 4 36 daha 40 eksi 20, 6 çarpı 2 12 2 ile daha çarptık 24 kosinüs alfa yani kosinüs 60 1 bölü 2 kosinüs 30 eşit. Buradan 40 eksi sadeleştirdik mi 12 28 çıkmış oldu. X kare eşittir 28. X eşittir karekök 28. Bu da 2 kök 7 olmuş oldu. Üç kenarı verilen bir üçgenimiz var. Bizden istenilen B açısı. O zaman şuraya alfa deyip kosinüs teoremine başlıyorum. 7'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Bizden açı soruluyor. 49 eşittir. 25 artı 64 eksi 8 kere 5 42 ile daha çarparsak 80 kosinüs alfa. Şurası 25 artı 64 89 olur. Karşıya atarsam 49 eksi 89 eşittir. Eksi 80 kosinüs alfa. Burası eksi 40 olur. Eşittir. Eksi 80 kosinüs alfa. Her iki tarafı eksi 80'e bölüyorum. Kosinüs alfa eşittir. Sıfırlar gider. Eksiler de artı olur. 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı 60 derecedir. Bunu hemen dik üçgeni çizip 30, 60, 90 üçgenini yazıp 30'un karşısına 1, 90'ın karşısına 2, 60'ın karşısına kök 3 yazarsanız 60 derecenin komşusu 1, hipotenüsü 2, 1 bölü 2 olmuş olur. Bir ABC üçgeninde A kare eşittir B kare artı C kare artı BC ise A açısı. Normal şartlarda A kenarına göre kosinüs teoremi yaparsam A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs alfadır. Lakin bize verilen bu. O zaman 2 A kareyi yani bu iki denklemi birbirine eşitlersem B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs alfayı şuna eşitliyorum. B kare artı C kare artı BC. Neden eşitliyorum? İkisi de A kareye eşit olduğu için. B kareler birbirini sıfırlar. C kareler birbirini sıfırlar. Kalan 2 eksi BC kosinüs alfa eşittir BC'ye. Her iki tarafı eksi 2 BC'ye bölüp kosinüs alfayı yalnız bırakıyorum. Kosinüs alfa eşittir. B ve C'ler de sadeleşir. Eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açı 60 dereceydi. Ama eksi 1 bölü 2 olduğu açı ikinci derecede 60 dereceye denk gelen açı 120 derece. Bunu nereden buluyoruz? 180'den çıkartarak arkadaşlar. Evet. X kenarı soruluyor. Alfa açısının kosinüsünü bulursam eğer kosinüs teoreminden hesaplarım. Hemen yan üçgen. Ters açılardan burası da alfa. 3, 4, 5 üçgeni var. Ve bu üçgende kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Şimdi bu üçgene geliyorum. X kare eşittir. 5'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. 25 bir daha 26 eksi 5 kere 2 10 çarpı kosinüs alfa 3 bölü 5. 5 ile 10'u sadeleştirdim 2. 26 eksi 3 kere 2 6. Yani x kare eşittir 20. Buradan x eşittir kök 20. Bu da
2 kök 5 olmuş olur. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuzda içte bir küçük üçgen üçgeni var, bir de büyük üçgenimiz var. İçteki küçük üçgenden kosinüs alfayı bulalım. 4'ün karesi eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. 16 eşittir 25, 36 daha 61 eksi 30, 2 ile çarpı 60 kosinüs alfa. Karşıya atıyorum. 16 eksi 61 eşittir eksi 60 kosinüs alfa. Çıkarttık mı? Eksi 45 eksi 60 kosinüs alfa. Eksi 60'a bölersek kosinüs alfa eksiler artı olur. 45'i 15'e bölersek 3, 60'ı 15'e bölersek 4. Kosinüs alfamız çıktı. Şimdi büyük üçgende 12, 8 ve x. Kosinüs teoremi uyguluyorum. X kare eşittir 8'in karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa. Kaç bulmuştuk? 3 bölü 4. Yerine yazıyoruz. 64 artı 144 eksi. Şöyle sadeleştirirsem 3 kalır. 3 kere 3 9. 9 kere 8 72. 2 ile de çarparsak 144 olmuş oldu. Buradan x kare eşittir 144'ler gider. Geriye 64 kalır. Dolayısıyla x eşittir 8 olmuş olur. Tekrar hızlı bir şekilde işlemlerimize bakalım. 64, 144 eksi 2 çarpı 8 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa 3 bölü 4'tü. Sadeleştirdik 3 kaldı. 9, 8'e çarptık 72. 2 ile daha çarptık 144. 144'ler gitti. Cevabımız 8 olmuş oldu. Evet, sıradaki sorumuzda yine solda ve sağda olmak üzere iki üçgenimiz var. Burada üçkenar belli olduğu için şuraya alfa deyip kosinüs teoremini uyguluyorum. 4'ün karesi eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. 16 eşittir 9 4 daha 13 eksi 6 12 kosinüs alfa. 13'ü karşıya atarsam 16 eksi 13'ten 3 eşittir eksi 12 kosinüs alfa. Eksi 12'ye böldük. Kosinüs alfa eşittir 3 ile de sadeleştirirsem eksi 1 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi sağdaki üçgene geliyorum. 180 eksi alfa. X kare eşittir. Şöyle. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı. 3 çarpı 4 çarpı. Kosinüs 180 eksi alfa. 9, 16, 25. Eksi 12, 24. Kosinüs 180 eksi alfa. Kosinüs 180 eksi alfa neye eşittir? 180 olduğu için isim değişmez. Kosinüs alfadır. Lakin 180 eksi alfa ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. Ve şurayı artı yapar. 25 artı 24 kosinüs alfa olmuş oldu x kare. Kosinüs alfa değerini de yerine yazıyorum. 25 artı 24 çarpı eksi 1 bölü 4. Bunlar sadeleşti. 6 kaldı. X kare 25 eksi 6'dan 19 x eşittir karekök 19 olmuş oldu. Evet, benzer şekilde şuraya alfa deyip başlıyorum. 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. 9, 16 daha 25 eksi 24 kosinüs alfa eşittir 4'e. 25'i karşıya atarsam 4 eksi 25 eşittir eksi 24 kosinüs alfa. Burası eksi 21 olur. Eksi 24 kosinüs alfa. Her iki tarafı eksi 24'e böldük. Dolayısıyla kosinüs alfamız eşittir 3'e bölersek 7, 3'e bölersek 8. Eksiler zaten birbirini artı yapmış oldu. Şimdi kosinüs alfayı bulduk. X'i bulmak için sağdaki üçgene geçiyorum. Soldaki üçgene. X kare eşittir 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfamız 7 bölü 8.
64 artı 25, 8'ler gitti. 35, 2 ile çarptık 70. 89 eksi 70 x kare eşittir 19, x eşittir karekök 19 olmuş oldu. Ve son sorumuzda bir adet kirişler dörtgenimiz var. Kirişler dörtgeninin özelliği karşılıklı açılarının toplamı 180. Yani yukarıya alfa dersem burası 180 eksi alfa olur. Şuradan da bir üçgen oluşturup şu kenara x istediğim zaman iki tane kosinüs teoremi çıkmış oldu. X kare eşittir. Yukarıda 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. 2 formülü de var. 3 ile 2 de kenarlarımız. Bu da eşittir. Aynı x kare. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs 180 eksi alfadır. Bu iki ifadeyi çözelim. 4, 9 daha 13. Eksi 6, 12 kosinüs alfa. 16, 25 daha 41 eksi 20, 40 kosinüs 180 eksi alfa. Eksi kosinüs alfaydı. Bir önceki soruda bulmuştuk. Dolayısıyla eksiler birbirini artı yapar. Şimdi devam ediyorum. 12'yi karşıya 40'ı bu tarafa alalım. 41'i bu tarafa alalım. 13 eksi 41 eşittir. 40 kosinüs alfa artı 12 kosinüs alfa. 52 kosinüs alfa olur. Bu tarafta eksi 28 olur. Her iki tarafı 52'ye bölersek kosinüs alfa. Eksi 4'e böldük. 7, 4'e böldük. 13 olmuş oldu. Evet arkadaşlar, kosinüs teoremi ile ilgili soru çözümümüz de burada sona ermiş oldu. Videolarla ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bunun dışında kanalıma abone olmayı da unutmayınız.